Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun KY modüler güdümlü mühimmatın ilk atış testi Sinop'tan başarıyla gerçekleştirildi. 2021 yılında gerçekleştirilen İDEF 2021 fuarı esnasında TÜBİTAK SAGE, Kuzgun modüler güdümlü mühimmat ailesini ilk kez tanıtmıştı. Katı yakıtlı, serbest süzülen ve turbojet motorlu olmak üzere 3 üyeye sahip Kuzgun ailesinde test dönemi başladı. Kuzgun'un katı yakıtlı versiyonu olan Kuzgun KY'nin ilk atış testi, 24 Şubat Cuma günü Sinop atış sahasında başarıyla gerçekleştirildi. Karadan denize doğru gerçekleştirilen atış kapsamında füzeye ilişkin verilerin toplanması hedeflendiği için harp başlığı bulunmuyordu. Mart 2022'de sorularımızı yanıtlayan TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, bir ridadan katı yakıtlı Kuzgun KY'nin atışlarını yapacağız. İnsanlı hücum botlardan da atışların yapılması yönünde talepler var ifadelerinde bulunmuştu. Haziran 2022'de ise TÜBİTAK SAGE ile Sefine Tersanesi arasında Kuzgun KY'nin SİDA'dan atılması amacıyla anlaşma imzalanmıştı. Kuzgun KY'nin SİDA'dan ilk atışının gelecek ay içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan Kuzgun ailesinin bir diğer üyesi olan Kuzgun SS'in de Aksungur SİHA'dan ilk atışına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu atışın gerçekleştirilmesi artık an meselesi. TÜBİTAK SAGE, Kuzgun projesi kapsamında katı yakıtlı, turbojet motorlu ve serbest süzülen konfigürasyonlarında 3 farklı füze geliştiriyor. P-16, Milli Muharip Uçak, Hürjet, Hürkuş ve çeşitli SİHA platformlardan atılabilen Kuzgun mühimmatı, 100 kilogramdan düşük bir ağırlığa sahip. Parçacıklı, delici, termobarik ve genel maksat gibi çeşitli harp başlığı seçeneklerine sahip olacak Kuzgun mühimmatı, lazer arayıcı, görüntüleyici kızılötesi arayıcı, radar arayıcı, radar, veri bağı, ANS ve KKS gibi arayıcı başlık ile navigasyon seçeneklerine sahip. Kuzgun ailesi Milli Muharip Uçak, F-35, F-4E 2020, F-16 ve SİHA gibi hava platformlarının yanı sıra, kara ve deniz platformlarından da kullanılabilecek müşterek bir yapıya sahip olacak.